Hiçbir şey ispat edemezler. İspat edemezler. Gene de ihtiyatlı davranmak lazım. Benden seni uyarması. Suç işliyorsun. Kim ispat edecek? Korkuyorlar, ağızlarını açmıyorlar. O Serdar iti Ankara'da dava açtırıp köylüyü etrafına toplamasaydı şimdiye kadar her şey bitmişti. Davayı kazandıklarını düşün. Düşünmüyor muyum? Önce onları borçlarını ödemeyecek hale getirmek lazım. O zaman topraklar bizim. Hele ellerine birkaç kuruş verdim mi bitiririz işi. Bütün hayatımı bu davaya adamışım ben. Yeter ki siz gevşeklik göstermeyin. Para ise para. Ne istersen. Bu yörede tek aday göstereceğim seni. Ama suç diye, vebal diye çıkma karşıma. İlk ödeme tarihinde dikileceksin başlarına. Ben onları çaresiz bırakmanın yolunu bilirim. Kanunmuş. Ne kanunu lan? Kanun benim burada. Senin kızı ağasına, veli nimetine isyan etsin diye mi okuttuk Kadir? Zehra'nın kocası Kadir. Zehra'nın adını ağızda almam. Alma diyorum sana. Alırsan ne olur? Alma diyorum. Dellenme lan. Ne? Beni mi vuracaksın yoksa? Bu kadar senelik ağanım. Bırak ağalığı, can yoldaşınım. Sırdaşınım. Sana bir şey söylüyorsam herhalde bir hikmeti vardır. Kızına mukayyet ol. Namusuna mukayyet ol. Kim ne demiş ki kızımın namusu hakkında? Ben demişim. Hem de ispatlı şahitli. Gördün bugün Serdar'la yakın. Hayır, hiçbir şey görmedim. Kör müsün? Sağır mısın ulan? Serdar'ı kızın tedavi etti. Gizli gizli köye giderek. Ondan sonra her gün buluştular. İşten sonra. İşte şahidi. Konuşsana ulan. Yalansa karışmam Orhan. Ne zamandır gözlüyorum ikisini. Köyün girişindeki köprünün ilerisinde buluşuyorlar. Mani ol bu rezilliğe Kadir. Senin kızının namusu benim ailemin namusu sayılır. Mektubu vermedin mi Orhan'a? Vermez olur muyum hiç? Bugün işte gelecekti. Bekledim, gelmedi. Aa, orasını ben bilmem. Hadi sağlıcakla kal. Ablan nerede? Odasına çıktı baba. Bugünkü davranışını hiç beğenmedim. Ben görevimi yaptım. Kime karşı? Babana mı? Hizmet etmekle yükümlü olduğum insanlara karşı baba. Senelerce okuyup bu zehirli fikirlerimi soktun kafana. Hiçbir fikir bugün o masum insanların, günahsız çocukların, kadınların içtikleri suya katılan zehir kadar tehlikeli değildir. Ne demek istiyorsun sen Zeynep? Kaynak tertemiz. Suyun her yerinden bir tüp aldım tahlil için. Tertemiz su. Zehiri suya bir takım insanlar katmışlar. Senin de pek iyi tanıdığın insanlar olmalı. Her duyduğuna inanacak kadar saf mısın sen? Her duyduğumu sana söylemiyorum baba. Duyduklarıma da hiç inanmak istemiyorum. Babamın, canım kadar sevdiğim babamın Bekir Ağa'nın emriyle insanlara ateş ettiğini, fakir fukaraya zulmettiğini, zavallı insanları döverek, yerde sürükleyerek, evlerinden, barklarından ettiği sözlerine inanmak istemiyorum baba.
Senin için ağanın kiralık katili diyorlar. İnanmak istemiyorum. Anamın yüzünü hiç görmedim ben. İçimdeki bütün sevgiyi hep sana vermek istedim. Seni çok sevdim baba. Ölen anamın mezarını bile göstermedin bize. Bu inancımı kaybetmek istemiyorum. Babamın kiralık katil olduğuna inanmak istemiyorum. İstemiyorum, istemiyorum. İstemiyorum.